Evet arkadaşlar, bugün 73. günde Yeliz Hanım oğlu Yahya'yı görmek üzere kampımızı ziyaret etti. Tabii ki Yahya da boş durmadı bu arada. Tam 39 kilo 73 günde, 2,5 ayda yaklaşık 39 kilo. Yeliz Hanım, 152 kilo bıraktınız oğlunuzu. Bugün hala süreç devam ediyor. Hala sürecin içinde Yahya'yı böyle yarı yarıya indirmiş bir şekilde göndereceğiz. Ama 73. günde siz oğlunuzdaki değişimleri ne kadar fark ettiniz, ne kadar fark ediyorsunuz? Ben çok mutlu oldum oğlumu öyle görünce. Çünkü baktığım zaman hem sağlıklı, hem enerjisi yüksek, hem iyi insanların arasında olması beni çok mutlu etti. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Evet, nereden? Hatay'dan geliyorsunuz. Evet, Hatay'dan. Yani HK'yı nasıl buldunuz? Yahya'yı nasıl getirdiniz buraya? Bir anne olarak sizin düşünceleriniz bizim için çok önemli. Yahya'nın buraya gelmesini çok ay önce söylemiştim aslında. Fakat Yahya yok dedi. Hani anne düşünmüyorum dedi. Ama ben artık geceleri uyuyamıyordum. 152 kilo Yahya, ne zaman düşünecektin? Zayıflamayı düşünmüyorum değil. Bir kampa gitmeyi düşünmüyorum. Ama sağ olsun anne, bak sağ olsun diyorum. Orada beni duygu sömürüsü de gözyaşlarıyla ve hani aslında baktığımızda sevgisiyle bu yola sokmaya zorladı. Evet. Çünkü endişeliydi. Evet, endişeliydim. Ben... Neden? 152 kilo endişelenmekte haklısınız da. Sen o geceyi anlatabilirsin. Ya geceleri hiç uyuyamıyordum çünkü sürekli horlama sesleri ve hani nefes. Sanki böyle nefesi duracakmış gibi gidiyorum. Yahya iyi misin? Yahya iyi misin? Deyip hani çok zor günlerdi ama sonrasında çok şükür sözümü dinledi. Geldi. Bir karar vermek lazımdı. Ama o kararın üstüne hani burası da çok önemli. Evet. Burası o kadar iyi olmasaydı, sizler o kadar iyi olmasaydınız Yahya bu süreci daha zor atlatabilirdi. Belki de kalmazdı diye evet. Düşünüyorum. Evet. İlk günkü heyecanınız nasıldı? Bir tedirginlik var mıydı? Tabii sonuçta, ki. Sonuçta kamp deyince insanın aklına bir dünya aynen. Şey geliyor. Bir kampa gönderiyorum oğlumu. Daha önce hiç görmediğim, hiç tanımadığım insanların arasına. Burada ilk geldiğim zaman 2-3 gün kalmıştım. Biraz rahatlamıştım hani sizleri tanıdıktan sonra, buradaki insanları gördükten sonra. Hatta oğluma dedim ki, oğlum dedim, sanki bütün iyi insanları toplamışlar, kampa getirmişler gibi. Herkesin yüzünde gülücük ve isteyerek buradalar. O çok güzel, çok hoşuma gidiyordu. Tabii uzun dönem genelde üyelerimiz burada. 3, 4, 5, 6 ay kalan arkadaşlarımız olunca bir aile gibi kendilerini aynen. De... hem tanıtırken hem sizleri kabul ederken o samimiyeti, o güveni içten bir şekilde verebiliyorlar. Hiç doğru kimse mi? Üye değil aslında burada. Herkes aile. Evet. Ben zaten hani bugün buraya geldiğim zaman sanki böyle hani ikinci evime giriyormuşum gibi. Hani arayıp geleyim mi bile demedim. Öyle bir rahatım. Çünkü... Sadece 3 gün geçirdi burada. Gerçekten çok iyisiniz. Buradaki herkes çok iyi. Biz ne kadar teşekkür etsek azdır sizlere. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Hedef odaklı, azimli, kararlı, ne istediğini bilen ve dolayısıyla 73 günde 39 kilo. Bunlar çok ciddi rakamlar. Aynen öyle. Hem yüzü gülüyor, hem vücudu sarkmamış bu verilen kilolara rağmen. 152 kilo da hantal diyebileceğimiz bedende. Aynen. Bugün yani en önde gidip en önde gelebilecek hala kilomuz var. Hala daha yolun yarısına bile gelmedik ama en azından bir antre edilmiş bir bedenin yapabilecekleri başka şey tabii ki. Yahya, sen ne diyorsun? Yani bu süreçte 30 çeşit antrenman, her gün farklı antrenman, farklı parkurlar. Hani böyle ilkbahara yakın bir zamanda geldin. Evet. HK'yı sen nasıl değerlendiriyorsun? Senin de hiç videon olmadı bugüne kadar. İlk videomuz. İlk videomuz. Hocam, ben nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorarsanız, hani ciddi anlamda verdiğim kilolardan bahsetmeyeceğim size. Hani şurada yer edinen bilgilerden bahsedeceğim. Hani benim burada gördüğüm şey herkesle. Bir şekilde kilolar gidiyor. Bir sıkıntı yok bunda. Ama bunun yanında öğrendiklerimiz gidecek hayatımızda, hani diğer hayatımıza döndüğümüzde bizi her alanda, yani sadece bu vücut ve fitlik konusunda değil, her alanda bizi ileriye götürebilecek, önümüzü açabilecek değerde bilgiler olduğuna inanıyorum. Hani burada bedenden çok zihnimizi özgürleştirme. Hani
Biz burada hiçbir zaman zayıflamak kelimesini kullanmıyoruz. İdeal vücut. İdeal vücut, fit beden, diyet sağlıklı beden. Diyet diye bir kavram hiç yaşamadık. Diyet diye bir kavram yok. Diyet listesi diye bir şey yok. Şunu ye, şunu ye, yeme diye bir şey yok. Yapılan sporlar da hani spor demeyeceğim pardon. Medical fitness. Egzersiz, medical fitness. Egzersiz tabii yapıyoruz ki. Ve sonuçta bu tamamen bizim sağlığımıza yönelik şeyler. Ben sadece teşekkür ediyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hani ben de hissediyorum. Yani. Ben şimdi 152 kiloyken yaptığım hareketlerle ya da kalbimin atışını yani ben bilirim. Ama şu an merdiven 10 kilometre, 12 kilometre. İlk zamanlar geldiğim yokuşları şu an koşarak çıkabiliyorum. Siz ne kadar uyarsanız da koşma kendini öldürme diye. O anın heyecanına kapılıp yani bu farklı bir enerji hocam. Yani öyle anlatıp işte böyle böyle oldu diyebileceğimiz bir şey değil. Gelip yaşanılması gereken bir enerji. Ve hani bunu yaparken siz olsun, sevgili abla olsun, hocalarımız olsun, herkes ayrı ayrı. Hani herkesin üzerimize ayrı ayrı emeği var ve hani tam biz burada kendimiz için sağlığımıza kavuşmak istiyoruz. Ama ben, hani ben buradan çıktığımda mesela 2 haftalık bir çıkış sürecim olmuştu. Ben o 2 haftalık süreçte de kilo vermiştim. Ama ben şuna inanıyorum ki onu verme sebebim de hani buraya geri dönecek olmamı bilmemdi. Tamam kendi vücudum, tamam kendim için yapıyorum. Ama o emeği üzerimde öyle bir hissettim ki hani sizin emeğinizi. Kilo alırsam ya da aynı bile dönsem mahcup olacağımı hissettim. Çünkü her gün hani bu sadece belip sadece kahvaltıda ya da yemeklerde verilen eğitimlerden değil. Hani uyurken, uyanırken, hani uyandığımda sizin günaydın mesajınızı görmek bile ayrı bir motive benim için. Ya da uyumadan önce ışıkları kapatın mesajınızı okumak bile ayrı. Yani bazen tabii insan daha kalmak istiyor ama aslında siz ne yapıyorsanız bizim iyiliğimiz için yapıyorsunuz ve ben bunun çok farkındayım. Ve yani her geçen gün buna layık olmaya daha da çalışacağım. O yüzden hani sadece bir kuru teşekkür değil, daha fazlasını yapmak istiyorum. O yüzden geri kalan rakamlar işte 70 günde 39 kilo lastiğe her gün teşekkür ediyorsun. Beden geri kalan günler bunu böyle ifade ediyor. Biz o teşekkürü değişimden alabiliyoruz. Sen hiç merak etme. Yani geri kalan günlerde daha sıkı çalışıp daha ileriye gideceğim. Sadece hani bu ideal vücuda yani ideal vücuda ulaşıp burayı hani öylece unutmayacağım ve bunun üstüne daha çok gideceğim. Hani sadece sağlıklı değil, sizin bana yaptığınız yardımları ben de başkaları için yapmaya çalışacağım. Sizin adınızla, sizin öğrettiklerinizle, sizin enerjinizle yapabildiğim kadar. İnşallah peki, o günleri de görürüz. İnşallah. Yani peki 152 kilo daha. Yani ameliyat daha kolaycı bir yaklaşım gibi geliyor insanlara. Hiç ameliyat düşündün mü? Hayır, ben hiç istemedim. Yani hiç ameliyat düşünmedim. Bir, ben burada hani bu konuda annemi ve hani anneme de baskı uygulayan teyzeme ve abime teşekkür etmek istiyorum. Oraya en başından beri sizi buldular. Araştırdılar. Hep istediler hani buraya gelmemi. Ben zaten kendi kendime kilo vermiş bir insandım. Hatta dışarısı için konuşuyorum şu an. O zamanlar zayıflamış bir insandım. Hani 130'dan 95'i de gördüm. Ama benim burada öğrendiğim bir şeydir bu. 95'ten 152'ye de çıkmaya başardın evet. Diyorsun. Aynen öyle. Ben 95'i de gördüm. Kendime göre iyiydim. Her gün deliler gibi. Yani kendi hani siz diyorsunuz ya kendini öldürecek hareketler yapma. Biz burada senden en hızlı ya da en iyi olmanı beklemiyoruz. Biz burada senin sağlığına kavuşmanı istiyoruz. Konuşmalarınızın. Ben tam orada tersini yapıyordum. Sabah akşam deliler gibi koşuyordum. Deliler gibi yüzüyordum. Faydasını gördün mü? Gene 2 ay civarında bir 35 kilo verdim. Ama yani sadece kilo gitmedi ama. Hani beyin olarak hiçbir şey kazanmamıştım. Düşündüğüm tek şey az yersen, spor yaparsan kilo verirsin ve bu benim en büyük yanlışımdı. Bütün ben, dünyada böyle düşünüyor. Bu doğru değil mi? Aynen. Ya hocam bütün dünyada böyle düşünüyor. O yüzden bütün dünyada obezite oranları artıyor. Ve insanlar bunun ne kadar ölümcül olduklarının farkında değil. Hani burada kalp krizi diyorlar, nefes darlığı diyorlar. Baktığınız zaman hani o damar yollarını tıkayan şeylerin yağları olduğunu fark etmiyorlar. Aslında o tanıların da adının obezite olması gerekiyor ki ben bunu sizden öğrendim. Yani hani biz bu bütün dünyada %1'lik orandır herhalde. Hani sağlıklı bir şekilde kilo verip ve onu
tutmaya çalışmak. Bilinçli ve inisiyatifiyle yaşayan. Ve sizin burada bir söylediğiniz bir şey daha var. Hani kilo verdik, okey. Bu kilo almayacağımız anlamına da gelmiyor. Önemli olan o bilince ulaşabilmek. Korkmadan yaşayabilmek, kalori saymadan yaşayabilmek. Hani iki zeytin daha yersem ne olur düşüncesi zaten bizi zehirliyor. Ondan kurtulduğumuz anda, sağlığımıza kavuştuğumuz anda ve gerçekten bizi seven insanlar varsa yanımızda, hani gerçekten diyorum çünkü genelde insanların, yani kilolu insanların en büyük sorunu çevredir. Hani onunla dalga geçerek onu gaza getireceğini sanır, ona yeme diyerek onun iyiliğini düşündüğünü sanır. Ama aslında en büyük sorun onlardır. Evet. Yani sizi seven bir insan, gerçekten bir insan varsa, hani ben kendim için söylüyorum, o kişi annemdir. Ben hani sen burada çok uyumlu bir süreç geçirdim. Siz de buna tanık oldunuz. Çok şükür hiç kimseyle bir tartışma ya da herhangi bir şey yaşamadım. Okey. Ama ben buraya isteyerek gelmedim aslında hani. Annem beni buraya gönderdi ve siz bana burayı sevdirdiniz. Hani eminim farklı profilde kişiler de olmuştur. Ama eminim siz onlara da sevdirmişsinizdir yani burayı. Çünkü benim buraya alışmam 2 hafta sürdü. Yani alışmam derken dışarı hani bizim parkurlarımız var nehir kenarında. Çınarlıdere olsun, Yuvacık olsun. Ben artık o parkur dönüşünde yanındaki arkadaşıma ne zaman eve gidiyoruz diye sormaya başladım. Ne zaman eve gidiyoruz, ne zaman kampa dönüyoruz değil. Çünkü burası yani ev haline geldi bizim için. Yani biz burayı ev, içindekileri de ailemiz belirledik. Bu olduktan sonra gerisi teferruat yani o samimiyeti ve sizin sağlıklı olmanız için size her şeyi söyleyen, hani belki o an hoşumuza gitmeyecek şeyler de söylendi bazen. Ama onun sağlam kafayla, sağlam zihinle düşündüğünde her şeyin bizim sağlığımız için olduğunu düşündüğümüzde yani sadece işte diyorum ya, teşekkür etmek yetmiyor. O yüzden teşekkür etmek istemiyorum. Yani davranışlarımla bunu kanıtlamak istiyorum. Evet, tabii teşekkür ediyoruz. Azim, kararlılık ve inanç tüm bu söylemlerin karşılığı olsa gerek. Sende de hepsi var. Biz de hem annene seni buraya getirdikleri için hem böyle değerli bir evlat yetiştirdiği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki biz bazı üyelerde başı ve sonu olduğunu çok net görüyoruz. Seninle ilk videomuzda çekelim nasıl olsa yarı yarıya zayıflayacağız. Daha ilk gün konuşmuştuk. Çünkü bu kapıya giren herkes zaten zamanı eğer varsa son hedefine kadar zaten yaşayabilecek süreci biz de yaşadık. Çok şükür kimseyi kaçırtmadık şimdiye kadar. Çünkü hepimizin zayıflamaya, hepimizin sağlıklı olmaya ihtiyacı var. Hepimizin kendine yakışanı yaşamaya ihtiyacı var. Biz başaramaması halinde ne kaybedeceğini bilen insanlarız. Onun için mecburen hepimiz birlikte başarmak zorundayız. Eğer başaramazsak, çünkü diğer tarafta bizi çok acımasız bir hayat bekliyor. Daha ciddi anlamda bugüne kadar yaşamadığımız travmaları yaşayabileceğimiz bir hayat. Çünkü kampa da gitti, olmadı dedirtiyorsa bir süreç, bu ciddi bir problemdir. Onun için hep birlikte bu sorumluluğun farkındayız. Ve her şarta rağmen başarmak zorundayız. Biz bu tarafta böyle düşünüyoruz. Ondan dolayı her türlü desteği sınırsızca vermeye çalışıyoruz. İşte güzel olan kısım da hocam, siz böyle düşünüyorsunuz ve bunu bize hissettiriyorsunuz. Hani çoğu insan düşünür. Şöyle yapsam, böyle yapsam, şuraya gitsem. Düşünür. Ama bunu yapmak ve hissettirmek, bu çok farklı bir mesele yani. Tabii bunu, biz görünmeyeni gören, bilin, duyulmayanı duyan insanlarız diyeceğiz. Çünkü tecrübemiz, yılların verdiği tecrübe, hissettiklerimiz çok farklı. Kendi deneyimlerimiz var her şeyden önce. Eşim bu sürecin içinde, kendim bu sürecin. Onun için biz aynı makasinlere giymiş insanlarız. Ezber yapmadık hayatımızda. Ezber yapmadığımız için de sizi anlamak çok zor değil. Anladığımız için de mecbur çoğu özlemek zorunda hissediyoruz kendimizi. İnşallah bu sürece kişisel olarak katkımız olduysa ne mutlu diyoruz. Biraz sizde heyecan olursa biz de mutlaka onu her türlü desteklemeye çalışıyoruz. Hem de yeteri kadar var. Çok gerisi sanırım. Zaten çok kolay. Peki zayıflamaya çalışan bu biz tamamen doğal, tamamen sağlıklı bir şekilde. Hı. Yani hiçbir şey aslında kısmadan, tam ihtiyacımızı tüketerek ve ihtiyacımızın farkında olarak bu süreci yaşıyoruz ama ameliyat gibi böyle tekrar o konuya geleceğim. Basit görünen ama suyu bile içerken
binlerce kere düşünebilecek bir süreci insan kendine layık gören bazı araçlar var. Bu insanlara ne tavsiye edersin? Yani 152 kilodaki insanların çoğu ameliyat olayım, kurtulayım diyor. Oysa ki karanlığa kendini itiyor, farkında değil. Ben olmadım ama benim olan tanıdığım var. Benim bir arkadaşım, ilkokuldan arkadaşım, o da hep kiloluydu. Ben sonradan oldum ama o hep kiloluydu ve biz onunla bir spor salonunda karşılaşmıştık. Ameliyat olmuştu. Bana aynen şu cümleyi kurdu. Ameliyat olduğum güne lanet olsun. Ben bir bardak su içemiyorum. Bir insanın bir bardak su içememesi ne demek? Evet. Bir bardak su. Lıkır lıkır içemiyorsun. Sen onu içemedikten sonra o yağlarını vermişsin, vermemişsin. Huzur yok, mutluluk yok, bireysel irade yok, inisiyatif yok. Acıdan uyuyamıyorum. Bana bunları söylüyor. Ya o yüzden hani belki illaki bilinçaltında belki oluşmuştur, belki oluşmamıştır. Hiç bunu dile getirmedim ameliyat konusunu. Ama zaten onunla tanıştıktan sonra böyle bir şey kesinlikle kafamdan sildim. Şöyle bir ortam varken, hani keşke fırsat olsa da her yeri çekebilsek şu an. Hani şimdi videodan hemen sonra hocam. Yani bahçemiz çok güzel bir bahçe tabii ki. Burada arkadaşlarımız var, arkada tablo oynayan arkadaşlarımız var. Bu tarafta sohbet eden arkadaşlarımız var. Deremiz arkamızdan akıyor, yani gidiyor. Bütün dertlerimizi alıp gidiyor. Yani bu kadar müthiş bir ortamda günü yaşamak ve bunun üstüne işte 70 günde 39 kilo verebilecek bir süreci yaşamak kadar doğal bir süreç varken gidip kendimizi bir başkalarının ipoteği altına bırakmak son derece zihinsel kölelik diyorum. Sağlıklı bir şekilde sadece vücudumuza değil zihnimizle de o fitliğe, hani sağlığa ulaşabilecekken niye bedenimizi düzeltelim derken kendi psikolojimizi bozalım? Evet. Hani burada sadece hani baktığınız zaman üye profilleri de inanılmaz iyi. Ben buradaki her insandan yani ne öğrensem kar diye düşünüyorum. Çünkü hepsi bilinçli. Yani bilinçli ki, bak bilinçli olmasa zaten kendi için böyle bir şey atacak adım atmaz. Araya bulacak insanlar tabii ki, evet. Hem bilinçli, hem hayatlarında bazı şeyleri hani idrak etmiş insanlar. Ve o insanlarla sana söylenen şu, 24 saat onlardasın. Ve herkesten bir şey öğrensek, ve bu herkesin içinde hocam siz de varsanız, sizden öğrendiğimiz bir şey daha önemli benim için. Yalan söylemeyeceğim şu an. Ve bunu yaparken sağlığımıza kavuşursak, ya dünyada daha iyi ne olabilir ki? Hani niye bıçak altına yatalım? Niye bırakalım insanlar bizi kesip biçsin ya da bize bir şeyler yerleştirsin? Hani kelepçe. O zaman bu, biz tutuklu oluyoruz. Su içemeyen insanlar, su içemediklerinden dolayı özellikle böbrekleri taşlaşıyor. Ve sadece ameliyat olup kilolarından kurtulun derken inanılmaz sağlık sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalıyor. Gibi bir sürü farklı sorunları sonradan yaşıyorlar. Ama tabii onlar için de zor. Yani yüksek kiloda çaresizlik çok kötü. İnsanlar çaresiz kaldığını düşündüğü için böyle akla mantığa uymayacak bir sürü yöntemi deneyebiliyor. Ama artık biz diyoruz ki uyanın. Çünkü bir kapı daha var. Doğru aynen. Kapıda doğru rehberle kendi özünüze aynen. Dönebilirsiniz diyoruz. Yeliz Hanım siz bu düşüncelere katılıyor musunuz? Siz tabii ne düşünüyorsunuz? Tabii ki kesinlikle. Ben ameliyatı hiçbir zaman düşünmedim. Bana bazı arkadaşlarım söyledi işte hani Yahya için hiç düşünür müsün öyle bir şey? Asla. Hani evet diyetisyene gidip sporla falan olabilir ama ameliyat hiçbir zaman. Yani şu asla. An olabilir diyor. Ben burada edindiğim bilgileri paylaştıktan sonra kendisi de diyetisyen için olabilir. Çünkü mesela birine gidip bana hani ben birine gideceğim, o bana liste verecek, aha okey tamam, ayda bir baksın. Öyle bir şey yok, öyle bir şey kısa vadede başarılı olur. Şartlanma uygunsa, işte bu ne bileyim insan evlenme sürecinde, ayrılık sürecinde, boşanma, aldatılma süreçlerinde bir şartlanmaya ihtiyacı olur. O şartlanmayı sağlayacak kim o listeyi verirse başarı olabilir ama başarı şartlanmanın sonucu değil, bilinçle ve inisiyatifle gelirse başarı olur. Biz burada kendi inisiyatifiyle kendi tercihini oluşturabilecek özgür zihinler oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kere burada neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz. Hani orada bir şeyler yaparken neyi doğru yaparız diye düşünürken bir şey kaçıyor. Biz hiçbir zaman acaba neyi yanlış yapıyoruz diye düşünmüyorduk. Burada da hani ilk geldiğinde ben de düşünmüyordum. Ama zamanla bana bunlar gösterildi. Burada yanlış yapıyoruz. Ama doğru yapabilirsin. Bak doğrusu bu. Burada yanlış yapıyorsun. Ama bak doğrusu var.
Öyle ya, ben hocam buraya iyi geldim de. Ya ben istediğiniz hocaya sordum. Ben iki adım yürümezdim. Yürümezdim ya, ben yürümeyi seven bir insan. Bana top verin, koşayım şurada. Sıkıntı yok. Ben yürümeyi seven bir insan hayatım boyunca olmalı. Şu an çok rahat 11-12 kilometrelik parkurları bitirebiliyorum. Çok rahat bir şekilde. Ve hani bunu siz herhangi bir, nasıl desem, beslenmeyle ya da sporla açıklayamazsınız. Evet. Çünkü siz eğer yürümeyi sevmeyen bir insana, hani yürüyemediği için değil, ben ideal kiloma yakındayken yürümeyi sevmem lazım. Yürümezdim ya, şuradan şuraya arabayla, araçla, otobüse giderdim. Ama burada eğer ben, hani benim burada günde 30 kilometre yürüdüğüm oldu. Hani sabah, öğlen, akşam şeklinde. Ve gram çıtım çıkmadı, gram sıkılmadım. Çünkü hani doğru rehber dediniz. Tek başına değilsin çünkü. Doğru rehber dediniz ya. Doğru rehberiniz varsa gittiğiniz yolun doğru olma ihtimali çok yüksek, hatta kesindir. Ben bunu bilirken ve hani şunu da biliyorum. Ben o yolu yürürken yapacağım ilk yanlış, hani biri tutacak elimden, sakin ol diyecek. Bu sana zararlı. Belki kısa vadede sen daha çok kalori yaktığını ya da yağ yaktığını hissedebilirsin. Ama uzun vadede bu sana zararlı. Yarın enerjisini çalmamak diyoruz ona. Aynen. Yarına da enerji ihtiyacımız var. Bugün 24 saatin verimliliği bizim yapmamız gerekiyor. Hani benim burada Sevil ablanın bana zorla kahvaltı ettirdiğini biliyorum ben burada. Zorla ya, ben hani abla diyorum, ben çok aç hissetmiyorum. İhtiyacın kadar. İhtiyacın evet. kadar. Onu almak zorundasın. Çünkü bir şeyler yemeyerek bu işler dönmüyor. Yememek de negatif şartlanmaysa olmaz. Aşırı tüketerek de olmaz. Fiziksel ihtiyacı doğru bilmek lazım. Heyecanla doğru orantılı bunların hepsi. Onun için hepsi bir süreç içinde bireye özel konular. Standart bir şey yok. Yani burada biz tüketimle ilgili bir şey anlatsak, aslında 1 milyon insan izliyorsa 1 milyon farklı düşünceleri farklı yorumlayacak insan var ve farklı yaşaması gereken insan var. Onun için standart diye bir kavram yok. Dolayısıyla onun için butik olmaya, bunun için herkesin yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin özeli kendinde çok özel. Kesinlikle. Dolayısıyla biz de o özele göre davrandığımızda sonuçlar mükemmel oluyor. Ben teşekkür ediyorum. Yani annemize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kez daha. Evet arkadaşlar, Yahya için de kocaman bir alkış alayım mı? Evet, uzaklarda kendi halinde yaşayan arkadaşlarımız. Teşekkür ediyorum ben tekrardan. Tabii bu bir ara çekim diyoruz. Çünkü Yahya hala sürecin içinde. Yahya'yı böyle en az işte yaklaşık 39-40 kilo verdi. Bir 40 kilo daha verdiğinde, var mı o kadar kilomuz aşağı yukarı? 30-35 diyelim. 30 kilo daha verdiğinde böyle fit, incecik, tamamen istediği her kıyafeti giyebilecek bir bedende Hatay'a i̇nşallah. Göndereceğiz inşallah. O zaman annemi ağlarken görürsünüz. Evet. Biz hep gözyaşıyla uğurladık şimdiye kadar ama bu ara çekim olduğu için bugün ağlatmayacağız diyelim çünkü. Çünkü biliyoruz ki son hedeften şüphemiz yok. Ve o zaman bir dahaki güne kadar fotoğraf yok anneme. Fotoğraf. Hayır falan. Olur mu? Meraktan öldürme anneni aradan değil mi? Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hatay'a bıçak dolu sevgiler. Bizden de.